Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda 10 gigabit performans ve üst seviye tasarımıyla oyuncular özel disk kutusu Asus ROG Strix Arion'u inceliyoruz. M.2 SSD'lerle beraber yüksek veri kopyalama sürelerine ulaşmak harika bir performans artışı sağlarken bundan mobil ortamda faydalanmak isteyenler için de farklı seçenekler var piyasada. Ee, daha önce incelediğim Cypress Savage Exo SSD de bunlardan biriydi hatırlarsınız ancak onda SSD dahildi. Eğer sadece bir sürücü kutusu istiyorsanız, kendi M.2 SSD'nizi içine takmak istiyorsanız ise bu kez Asus'tan harika bir çözüm var elimizde. Oyuncular özel cihazı üreten Asus bilindiği gibi zaten ee, daha önce ROG ailesi içinde harici SSD sürücü kutusu Strix Arion'u duyurmuştu. Mobil ortamda da yüksek veri performansı isteyen özellikle oyunculara hitap eden Strix Arion 2280, 2260, 2242 ve 2230 biçimde NVMe SSD'lerle uyumlu olarak çalışıyor ve USB-C 3.2 Gen 2 bağlantısı ile üst seviye performans sağlıyor. Şimdi Asus'un bu sihirli kutusuna daha yakından bakalım. Bakalım bizlere neler sunuyor. Strix Arion tasarımıyla oyunculara göz kırpan öte yandan alüminyum Alışımlık kasası 250 ise termal pedler ile güzel bir ısı dağılımı sağlayan malzeme kalitesiyle de üst seviye bir model oluyor. Kutun üst kısmında ROG logosu ve şeffaf şerit ile RGB deseni sağlanırken bu ışıklandırmayı Asus Aura Sync yazılımı ile istediğiniz gibi renklendirmeniz mümkün. Cihazın USB-C portunun yanındaki iğne deliğine kutu içinden çıkan iğne ile bastırdığınızda Kapağı kolayca açabiliyorsunuz ve kendi yemek SSD'nizi herhangi bir tornavida kullanmadan yerleştirebiliyorsunuz. Buraya takacağınız M.2 SSD'ler arasında az önce söylediğimiz gibi 2280, 2260, 2242 ve 2230 biçimden, biçimlerindeki SSD'ler yer alıyor. Böylece oldukça zengin bir seçenek sunulmuş. Yüzeyin alüminyum malzemeden oluşması ve SSD'nin oturduğu yerin hemen üst kapağında da termal pedlerin bulunması ısı dağılımını etkili şekilde sağlarken cihazın kutusunun içinden cihazı yanınızda rahat taşımanız için özel bir askı da çıkıyor. Strix Arion hem USB-C hem USB-A portlarına kolayca takılabiliyor. Kutu içerisinde USB-C'den USB-C'ye, USB-C'den USB-A'ya dönüştüren kabloları da mevcut. Böylece cihazı farklı platformlarda rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Strix Arion, fütüristik tasarım ile dikkat çekici olduğu kadar performansıyla da oldukça etkili bir cihaz tabi. Cihazın USB-C 3.2 Gen 2 üzerinden 10 gigabit e, bant genişliğine sahip olduğunu belirtelim. Evet cihaz bu performansı destekliyor ancak elbette iş işine takacağınız diskin performansına bağlı. Biz de cihazdan optimum performans sağlamak için Seagate'in FireCuda M2 2280 SSD'sini kullandık. E, elimizdeki disk 1TB e, kapasitesi sahip ancak Strix Arion'un 2 TB'a kadar diskleri desteklediği bilgisini de verelim. Peki Strix Arion Seagate FireCuda M2 SSD ile nasıl bir performans gösterdi derseniz yaptığımız Crystal Disk Mark testinde saniye 986 MB bölü saniye veri okuduğunu gördüğümüz cihaz yazma performansıyla da aradaki farkı aradaki araya fark koymayarak daha doğrusu yine 968 MB bölü saniye sonuç üretti. Bu anlamda performans ile göz dolduran diskin günlük kullanımda da yine aynı sonuçları almanız mümkün olduğunu siz sunduğunu da söyleyelim. Yani iş sadece sentrik testlerden ibaret değil performanstan gerçek anlamda da değer alabiliyorsunuz. İyi değerler alabiliyorsunuz. Öte yandan bir diğer önemli test olan ESSST Benchmark'ta da koşturduğumuz Strix Arion, bu testte de 10 GB'lık senaryoda 944 MB'li saniye sıralı okuma performansı sağlarken 922 MB saniye de sıralı yazma performansı sergiledi. Sonuç olarak değerlendirirsek Strix Union'un gerek tasarımı, gerek kullanımı ve gerekse de performansı ile fazlasıyla etkileyici bir cihaz olduğu, açık her anlamda ürünün birinci sınıf olduğunu kabul etmek lazım. Eğer m SSD'niz sesliğiniz her an elinizin altında olsun istiyorsanız yakından değerlendirmenizi öneririz. Peki bu cihazın fiyatı ne kadar? Şu an Strix Arion ülkemizde henüz satışta çıkmış değil ancak aldığımız bilgilere göre çok yakın bir zamanda satışa sunulması bekleniyor. Cihazın şu an için yurt dışı fiyatı ise 59 dolar artı KDV. E, tabii Türkiye'deki fiyatı ne olacak açıkçası bilmiyoruz. Dolarda e, dolar da yükselip duruyor. Bu noktada tabii ki bekleyip göreceğiz ve performans noktasında dediğimiz gibi gayet başarılı. Eğer böyle bir cihaza ihtiyacınız varsa bekleyin bir yakından izleyin bir bakın derim. Tabii ki nokta seçmez mi oldu gibi yine sizin. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.